8-14 haftası, Mayıs haftası sevgili takipçilerim, güzel ailem. Dünya ülkemizde yaşanan felaketi unutmuyoruz. 14 Mayıs Eczacılar Bayramı. Tüm eczacı tanıdıklarımın tanımadığım bayramları kutlu olsun diyorum. Evet sevgili koçlar, demeden önce abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmamanız gerektiğini de ben söylüyorum, siz beni dinlemiyorsunuz ama sesim kötü. Bu hafta da bu ses kötülüğüyle size program yapacağım. Evet sevgili koçlar, hayatımızla alakalı bazı adımlarla ilgili çok net kararlar vermeye hazırsınız. Ve unutmayın ki verdiğiniz kararlar iş hayatınızı, para hayatınızı ve olumsuz etkileyecek birçok noktayı tek tek gözden geçirmemiz lazım diye uyarıyorum. Çünkü ani vereceğiniz ve kendi içinizde huzursuz olduğunuz noktalar, ekip, çevre, alan sizi artık kasvete, yormaya, insanların konuşmaları sizi yıpratmaya başladı. Ve bu alana ait de kendi başarınızın farkında olmanıza rağmen pes ettirecek insanlar var etrafınızda. Daha dikkatli, daha mantıklı adımlar atmanızı öneriyorum. Evet, bazı şeylerde de özellikle yer değişimleriyle ilgili acaba ben var mıyım, istediğim noktaya başvurdum, kabul olacak mıyım dediğinizde de fırsatları sizin de gözden geçirmeniz gerektiğini ve beklememeniz gerektiğini de uyarıyorum. Kurumsal ya da farklı alanlarla bağlantı içerisinde olduğunuz işlerle ilgili herhangi bir aksilik yok ama sizin gözünüzde büyüttüğünüz bir sürü işler var. Başarabilir miyim, yapabilir miyim, edebilir miyim? Tabii ki başarabilir, tabii ki yapabilirsiniz. Yıpranma payı yaratacak insanlardan uzak durmamız lazım. Eğer ki uluslararası ihracat, alım ya da bu tarz alanlarla bağlantılı iş süreçleriniz varsa kesinlikle şunu diyorum, bu konuda yönünüz aydınlanıyor ve daha büyük başarılar elde edeceğinizi de gösteriyor. Eğer serbest bir meslekteyseniz ve bu alanla ilgili huzursuz olduğunuz konular hani daha açığa çıkacak, ona göre netlikler, ona göre yeni planlamalar yapacaksınız. Bence siz doğru noktayı biliyorsunuz. Son zamanlarda hız ayarımız, beyin zihni çok fazla konuşmaya başladı. Genişleyen çevre, genişleyen iletişim çok aktif olduğu için sizin de kafanız karışmış olabilir. Sizi çünkü durdurana aşk olsun diyorum. Evet, iş yerini bırakmayı düşünen, farklı bir iş alanında beklentisi olan sevgili koçlar için fırsatlarımız var. Doğru kapının evresi gözüküyor. Yalnız kurumsalla devlet bağlantılı alanlarda çalışıyorsanız şu an için bulunduğunuz her iki noktanın da hareketliliği ve yurt dışı evraklar, yeniliklerle alakalı koşturma evreniz size ayrı bir renk katacaktır. Hiç ürkmenize gerek yok diyorum. Kendi işiniz ve ailevi miraslı konularımızın daha hareketli konuşmalar içerisinde olacağını ve bu konuşmalar rafa koymayın. Yasal haklar, yasal düzenlemeleri yapmanız gerekiyor. Yoksa haklarınız ziyan olacak gözüküyor. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada eşinizin işi ve sizin işinizin hem aynı anda yoğun olması ev düzenimizde ve kendi hayatımızla alakalı noktada özel hayatımızda yıpranmalar var. Bu hafta bunları düzeltmemiz lazım. Evet, çocuklarımızın eğitim temposu, yoğun bir enerjisi sizi fazlasıyla yıpratıyor ama bağırarak değil, anlatarak ifade ettiğiniz her çocuk doğru noktayı algılayabilir. Ve her çocuk sizin istediğiniz mesleği okumak zorunda değil. Onlar mutlu olabilecek adresleri seçmelerine yardımcı olmanız gerektiğini düşünüyorum bile. Çiftler arasında son zamanlarda kendimize ait hataları, nerede yanlış yapıyoruz, nerede doğru yapıyoruz diye iki kere düşünmemiz lazım. Fevri davranışlar ilişkimize, çevreden etkilenerek güzel giden hayat arkadaşımıza zarar verebilir. Siz kıymetlisiniz, siz birbirinize ait enerjiyi kendiniz toparlarsanız daha sağlıklı adımlar içerisinde yön alırsınız. Evet, bu hafta 9 Mayıs'ta Güneş Venüs kavuşumu, her ikisi de boğa burcunda olduğuna göre yeni oluşturmak istediğiniz lider insanlar ve yurt dışı, şehir dışı ile ilgili bağlantısı içerisinde olan sevgili çiftler arasında özlem, duygu, kıskançlık, paranoyaklık ön planda olabilir. Ve bunu da şu demek istiyorum, aldatılmıyorsunuz, panik yapmayın. Geçmiş ilişkinizle alakalı hayalleriniz devam ediyorsa o hayaller resimde kalsın, fotoğrafta kalsın.
Yeni ilişki, yeni başlangıç sizin için daha iyi olur. Uzun soluklu evlenmek, gelecek planı içerisinde olan çiftlerimiz için de şunu demek istiyorum. Evet doğrusunuz ama her iki tarafında oturmamış bir iş. Ekonomik olarak ailenizin size destek evresinde sıkıntıları var. Ya kendi gücünüze göre hareket edeceksiniz ya da biraz daha geciktirmemiz gerekiyor. Sevgili ev hanımları, kendi hayatınızla alakalı mücadele ettiğiniz eş, çocuklar, maddi ve manevi mücadele ettiğiniz konularda hep kendinizi yalnız ve yorgun hissediyorsunuz ve uzun süredir evinizle ilgili rahatsız olduğunuz konuları ifade etseniz de kimse sizi dinlemiyor. Evet haklısınız, eşinizin iş gerginliği, onun aile yaşadığı krizler sizi görmemezlikten gelse de ailede bazı düzensiz giden noktaları yavaş yavaş toparlayacağız. Satmak ya da almak konularımız hareketli olabilir. Özellikle heyeti ya da bu tarz durumlarla ilgili beklenti içerisinde olduğumuz noktalar daha netliğe kavuşmuş olacak. Borçlanmalarımız var, bunları düzenli ödememiz gerekiyor. Ve özellikle de ev hanımları, yani yemek masanız ya da salonunuzla alakalı yenilikler size ayrı bir renk katacak. Sağlık olarak özellikle benim gibi faranjitiniz, sinüzitiniz artabilir. Dikkatli, alerji ve bu alerji durumlar baş ağrısı yaratabilir. Daha dikkatli ve daha temkinli olun. Bu hafta fazlasıyla yağ rezzak okuyun. Rızkınız, bereketiniz, alanınızdaki göz ve enerji, engellenen rızklarınız kapınıza gelsin. Yağ rezzağı bol bol çekelim bu hafta. Hoşça kalın efendim, Allah'a emanet olun. Sevgili boğalar, nasılsınız? Evet, hayatta hiçbir şey unutmamak lazım. Unuttuğumuz her şey bize acı verebilir ve onlarla yüzleşme vakti. Yani unutmaya çalıştığınız ya da kalbinizde yara konularımızı yavaş yavaş yüzleşerek unutmamız lazım. Siz unutmadıkça acı çekiyor ve unutmayı kabul etmiyorsunuz. Unutma vakti diyorum sizin için. Yani şöyle, iş dünyanız ve duygusal dünyanız biraz daha karışık. Değer ve önem ve ben bu alanda mücadele ettiğim kadar üst düzey yöneticilerim ya da ekip arkadaşlarım yaptığım emeklere karşı ne düşünüyor duygusu çok ön planda olacak. Bu yüzden de biraz gerginlik, biraz huzursuzluk, biraz alanla ilgili konsantrasyon probleminiz olabilir. Gayet başarılısınız. Yani bulunduğunuz alan sizi çok yoracak bir noktada değil. Ama özellikle evraklar, yeni projeler, yeni oluşumlar ve devamlı telefon trafiğimiz ve mailler, mesajlar sizi fazlasıyla yoruyor. Ama ekip arkadaşlarımızın size daha rahat güven hissettireceği bir hafta, endişe etmenize gerek yok diyorum. Özellikle bulunduğunuz alanda aşık olduğunuz biri ve heyecan duyduğunuz biri varsa yanlış duygulara kapıldınız. O kişinin sizinle sadece geçici heyecan yaşayacağını farkına varmanız lazım. Duygu zararı görmememiz lazım. Özellikle alım, satım, emlak, ihracat işleriyle çalışan sevgili boğalar, biraz işlerimizde gecikmeler olsa da anlaşmalar doğru, sadece ödemeler ya da malların gecikmesi ya da dışarıdaki sistemin gecikmesi, tapuda gecikebilir, gemide gecikebilir, tırda gecikebilir ama bu hafta bunlarla ilgili koşturmalarımız olsa da sonu ferah ve aydınlık olacak. Yani korkmayın, o işlerde gayet aydınlık şekilde var. Kurumsal, devletle bağlantılı süreçte çalışan sevgili boğalar için yer değişimi ve alanınızla ilgili rahatsız olduğunuz noktalarla ilgili yöneticinizin size sunacağı ve artık şans ekseni sizin hakimiyetinize döndüğü için sevgili boğalar hem şanslı hem bereketli hem de artık yavaş yavaş siz var olduğunuz enerjiye doğru hareket ediyorsunuz. Para rızkımız, düzen rızkımız, duygusal rızkımız doğru süreç yaşayacak. Bu ay, bir dahaki ay bu noktaları dengelememiz lazım. Boşanma, ayrılık konuşmaları içerisinde olan sevgili boğalar, cesaretsizlik, düzen bozulmasın, biz bir şekilde dengeleniriz dediğimiz noktada hem karşı taraf hem de siz çok yıprandınız. Bu ilişkiyi belki bir ilişki terapistiyle tekrar şans versek de doğru gözlem yapmamız lazım. Düzen hayatımızdaki çocuklarımız, aile bireylerimiz bizler için endişeli. Daha dikkatli olalım. Kendi işinizi kurmak ya da yeni projeler içerisindeyseniz tabii ki yapın. Çok şanslı ve enerjinin çok yüksek olduğu bir noktadasınız. Yapmanıza izin veriyorum ama kuralları bozmadan yapmanız gerektiğini de uyarıyorum. Bu ara içsel dünyanız çok sanatçı.
şiirler, romantik, yani kendinizle kılık, kıyafet, gardırop yenili, renkler değişimi içerisinde olacaksınız. Bu değişimle birlikte ruh da şifayı bulacak. Endişe etmemek gerekiyor. Bu ara cilt bakımımız, tırnak bakımımız, bakımlarımız çok hareketli olacak. Saç bakımımız, yani epilasyon dönemimiz olabilir. Renklilik var. Evet, aşık olma yolunda olan sevgili boğalar için ilişki ciddiyet evresinde. Sevilmek, değer görmek ve bu ilişkiyle alakalı yaşadığımız hayaller evlilik yoluna gidiyor. Ama şu an bitmeye çalışan ve bir türlü bu denge sizi yıpratan uzun soluklu ya da yeni tanıştığınız insanın sizinle kültürel ya da konuşma tarzınızla alakalı alışamadığımız noktalar var. Bu bize ileride kriz olabilir. Bir an önce saygı içerisine devam etmeniz gerektiğini uyarıyorum. Ayrıldığınız kişiyle ilgili beklentisi olan sevgili bağlar, ilişki hareket yönünde doğru adım atıyor. Ama sizin yurt dışı ya da hayatınızla ilgili farklı yerlerde yaşama evreniz var. O buna uyum sağlayamaz. O yüzden hayalleriniz mi, bu ilişki mi, ona siz karar vermeniz lazım. Ben hayalleri tercih ederdim. Çünkü çok güzel imkanlar sunulacak. Bir de özellikle uzun süredir ailede kavga, gerginlik, miras tartışmalarımızla alakalı pes ediyoruz artık. Lanet olsun. Kimse sizi dinlemiyor. Ve bu kadar mücadele etmek de sizi fazlasıyla yıprattı. O yüzden şey gibi düşünelim. Akıl veriyoruz ama aklı dinleyen kimse yok. O yüzden kenara çekilelim ama avukatı ya da buradaki borçlar, ödemelerle alakalı noktayı sisteme koyayım. Çünkü sevgili boğalar, para size gülümseyecek, şans size bereket anlamında doğuş sağlayacak. Bunu doğru değerlendirirseniz eviniz, düzeniniz, almak istediğimiz aracımız ile alakalı bu 3 ve 4 aylık süreç size çok fazla rızık kazandıracak gözüküyor. Değerlendirin. Evet sevgili, bir de geçmiş ilişkilerimiz gerçekten kapımızı tırmalayacak, böyle tırrrr diye. Tırmalasın dursun. Egonuzu tatmin edin, ruhunuzu tatmin edin, hayatı tatmin edin isterim. Sevgili ev hanımları, özellikle sizin bu ara içsel ruhunuz çok karışık, yorgun ve kendi enerjinizde sevgi arayışı içerisindesiniz. Ve aile düzeninde devamlı hareketli konuşmalar, mücadele etmek, idare etmekten çok fazla. Artık size kendinize ait kurslar, kendinizi geliştirmeniz gereken yenilikler katarak yeni çevre, yeni oluşum. Çünkü genetik kodlamanızla alakalı noktada Alzheimer, kemik erimeleri, bu tarz sıkıntılarımız olabilir. Bu, bir an önce bu sorunu çözmemiz lazım. Evet, ev ayrılığı içerisinde olan anlaşmalı boşanmalar hareketli gözüküyor. Ama doğru zamanı beklemek, yıpratmadan hareket etmek gözüküyor. Bazı boğa burçlarının hanelerinde aldatılma, bazı şahit olduğunuz konular elinize delil olarak gözüküyor. O yüzden bu delil kullanmak isterseniz haklarınızı en iyi şekilde alacaksınız. Yok ben istemiyorum, affediyorum diyorsanız aynı şey başınıza tekrar gelecek. Sağlık olarak özellikle mide ile alakalı uzun süredir asit ve diş çürümemize ya da ağızda salya sebep oluyor, olabilir. Mümkün olduğu kadar bir doktor kontrolüne gidelim. Mutluluk her daim olsun hayatımızda. Mutlu olmaya çok ihtiyacımız var. Sevgili ikizler, nasılsınız? Yani ikizler şöyledir. İyiyim ama tepkiselim. Mutluyum ama mutlu değil gibiyim. İstiyorum ama olmayacak gibi. Yani ben bu işi çok istedim ama başkası kaptı gibi diyeceğimiz bir hafta. Yani beni yöneticim anlamıyor. Anlamıyor kardeşim işte. Anla sen diyeceğimiz bir hafta. Yani annem ya da ilişkim bana devamlı laf sokuyor. Sen de sokuyorsun, biliyorsun, durmazsın. O yüzden bu hafta sizin için tepkilerden ve tepki alacağınız konulardan mümkün olduğu kadar uzak durmamız lazım. Çünkü sakinlikle yapacağınız ve alanımızda eğer ki size karşı böyle zorlayıcı ifadeler, can sıkıcı konuşmaları duymazsak yerimizle alakalı aksilik yok. Hatta ve hatta bu ara yurt dışı ile ilgili seçilen evredesiniz. Burayla alakalı imkanlar, duruşlarınız için doğru bir evre. Ama ne diyor? Ne diyoruz? Dediklerimizi unutmayın. Yani siz biliyorsunuz da sizden başka bilenler de var. Yani kendinizi öne atmak istiyorsunuz ama sizden başka insanlar da öne atılmak istiyor. O yüzden seçilmek istiyorsanız biraz daha tepki evrelerimizi, dil kemiğimizi
haklarımızı yıpratmadan çözmeyi öğrenme dönemini yapmamız lazım. Çünkü Merkür retro ama yavaş yavaş 14 son evrelerine doğru hareket edecek. Ama biz yine hayatımızla alakalı aldığımız eleştirileri, size yapılan noktaları hani misilleme cevap verirken tatlı cevap vermemiz lazım. Bu ara yazma kabiliyetiniz de yetenekli. Bu ara özellikle asistansanız, patronunuzun devamlı yazma bölümüyle siz ilgileniyorsanız çok başarılı noktalarınız var. Korkmanıza gerek yok. Sekreterseniz farklı bir yerden beklediğiniz bir haber ve parasal anlamda da kendinizi güçlendirmek istiyorsanız bu konu kapılarımız aydınlık ve ferah. Yani siz olduğunuzdan daha rahat bir evrede gözükseniz de yorumlar sizi yorabilir. Evet, bir de kurumsal bir şirketle ilgili beklentimiz ve bu beklentiyle ilgili uzun süredir orası olacak mı haber bekliyorum diye. Evet, orası olumlu. Tekrar kendinizi hatırlatmanız lazım. Dosyanızla ilgili araya birini sokmanız lazım. Çünkü sizin olmak istediğiniz nokta orası. Özellikle akademik olarak kariyer anlamında yurt dışı eğitimlerimiz, master'ımız ya da başka bir şehirde akademik kariyer yapmak istiyorsanız bu fırsatlarımızla ilgili doğru evredesiniz. Merak etmeyin. Dil eğitimi, yabancı diller eğitimi aldıysanız ve mesela rehber olabilirsiniz. Uluslararası alanda sadece işletme bölümüyle alakalı ilgilenebilirsiniz. Şirket sizi Amerika'ya ya da İngiltere ile alakalı bağlantılarda daha fazla yoğunluk gösterecek. Devlette çalışıyorsanız devletle ilgili krizler, ne oluyoruz, ne yapacağız dediğimiz endişe havamız olacak. Siz yerinizi kollayın. Sizde bir şey yok. Ama siz zaten burayı sevmiyorsunuz. Ayrılmak da istemiyorsunuz. Farklı işlerde de olmak istiyorsunuz. Evet, haklısınız. Sabit alan sizi yoruyor. Ama orada haklarla alakalı kaybetmememiz gereken noktalarımız var. Aceleye neye gerek var? Acele gider, ecele gider. Siz ecelde değil, acele evrenizi kapatın. Bu noktaya sahip çıkın diyorum. Evet, duygusal noktaya geldiğim vakit sevgiliniz sizi eleştirecek. Dibine vura vura eleştirecek. Sen zaten maşallah tereyağdan kıl çeker gibi yukarı çıktığınızca eleştirisini onu suçlu göstereceksin. Yani tebrik ediyorum. Acayip kıvrak bir zeka ve bu yeteneğiniz yüzünden sevgiliniz ya da eşiniz sizden devamlı özür diliyor. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Ya da buradaki ruh beyninize hayran kalıyorum. Tebrikler. Evet, bir de bu ara bitmeye yakın, hani arada kaldık. Yani bir dinlenme molasındayız. Bu ilişki bitiyor mu diyorsanız, hayır, bu ilişki bitmiyor. Tekrar birbirimize sımsıkı sarılarak bu ilişkiyle alakalı alanımızı daha rahat bir evrede devam ettireceğiz. Bu ara sevgilinizin size sözleri, söyleyeceği ifadelerin gerçek olduğunu öğrenmeniz lazım. O sizi gerçek gönülden seviyor, sen inanmıyorsun. Bir de bu ara sosyal ağlar, dijital alanlarda kendinize oluşturmak istediğiniz blok olabilir. Ya reklam alanınızı genişletmek isteyebilirsiniz. Yeni çevrede farklı alanlara merak sarabilirsiniz. Bu dostlar size iyi gelecek ve bunları değerlendirin diyorum. Yani mesela mağazalar zincirinde çalışıyorsanız ya da market zincirinde çalışıyorsanız orada işten çıkartılmalar söz konusu olabilir. Yeriniz bu konuda değişebilir ama haksızlıkla değişecek. O insanların hakkı yenilecek. Unutmayın. Evet, sevgililer, aşklar, pötür böcekler, bahar yürüyüşleri, birlikte flörtler, geçmiş gelecek birbirine karışacak, telefon trafiği yoğunluğunuz olacak, artık karar sizin diyorum. Evet, evde eğitim gören ya da eğitimiyle alakalı endişe eden çocuklarımızın başarısı fazlasıyla iyi. Onlarla ilgili kaygı ve endişe yapmanıza gerek yok. Çocuklarınız ferah. Evet sevgili ev hanımları, dırdır, konuşma, dedikodu hat safhada olacak. Evinize aldığınız bir eşya çatlayabilir. Misafir ettiğiniz kişi evinizin koltuğu. Ufak elektronik eşyalarımız biraz hasar görebilir. Bu ara evinizde yağ rezzak ve aynı şekilde yağ şafiyi çekerek ve karınca duası okuyarak enerjimizi dağıtmamız lazım. Kem göze çok fazla gelmişsiniz. Bir de boşanma. Devamlı evimizde bir boşanma konuşusu var. Hiçbir şey olmamış gibi yaşıyorsunuz. Ama bu evde sözlü hakaretler var. Bunları düzeltmemiz lazım. Taşınma fikri olan sevgili ikizler için doğru nokta için Mayıs'ın sonlarına doğru gözüküyor. Acele etmeyin. Hayırlı ev kapınızda olacak. Bu ara
hem kurslara merak sarabilir, yeni çevre edinmek isteyen ikizler. Doğru bir enerjidesiniz, yapın. Doğru insanlar, doğru yenilikler. Bir de hayatınıza değer verdiğiniz insanları bir gözden geçirin. Sizin için hiçbir şey yapmıyor, lafta yapıyorlar. Artık bunları da eleyelim. Evet, spor zamanı. Göbek yağlar, kaslarımız, vücut yapımızı sıkılaştırmamız lazım. Çünkü homili gırtlak, streslenliyorsunuz. Ve artık spor, yürüyüş ve beslenme dengemizi düzeltmemiz lazım. Yani gıda zehirlenmesi, bu tarz konularımız, hareketli mide, mide bulantısı, alerjik bulantılarımız söz konusu olabilir. Aman dikkat diyorum. Her şey şifa ile dokunuyorsunuz. Evinizdeki çiçeklerin bakımını unutmayın. Evet sevgili yengeçler, nasılsınız? Yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Destek olun. Hayatta hiçbir şey unutmayın. Ülkemizdeki felaketi de unutmayın. Unuttursak Allah bizi unutturmaz. Bilginiz olsun. Evet, bu ara sevgili yengeçlerde hareketli bir hafta, coşkulu bir hafta. Oraya yetiştirme, buraya yetiştirme, evrak, o, bu, koşturma, mailler. Yani enteresan toplantılar, iletişim hakimiyetinde yenilikler, yeni kazançlar, hareketli bir haftanız var. Ve de sosyal çevreniz, sosyal ilişkileriniz daha renklenecek. Daha farklı insanlarla diyalog kuracağımız ve bu konuda iş beklentileri bulunduğunuz noktada rahatsız olduğumuz konularımızda fazlasıyla bize yeni kapılar yaratacak. Memnun değilsen ayrılabilirsin, yeni fırsatın var. İşinle alakalı büyümekle ilgili planladığın zihnine odaklan, orası senin. Sadece dağınık bir enerjidesin. Bu enerjiyi biraz daha yumuşatmak lazım. Çünkü kendi doğrundan, kendi inandıklarından vazgeçmediğin sürece seni herkes inatçı olarak kabul ediyor. Evet, inadını takdir ediyorum ama yer değişimine ihtiyacın var. Aynı masada kıvranıyorsun. Millet yükseldikçe seni buraya tıktılar. Artık hareket et. Sen burada başarılısın. Sadece inançlarınla alakalı noktada adalet senin yanında ama sen yapamam korkusundasın. Senin yapamayacağın hiçbir şey yok. Sana inanıyorum. Evet, kurumsal bir alandaysanız, kalabalık bir ekiple çalışıyorsanız, ekibimizin yapacağı başarı hem size onur edecek hem de şirketimizi ödüllendirecek gözüküyor. Şirketinizde yeni değişimler, mekan değişimi, yer değişimi, bu tarz konularımızda hareketli olacağı için evraklarımız, dosyalarımız, ekibimizle bağlantıyı asla kopartmamanız gerekiyor. Çünkü ruh olarak hani beden var, ruh boyut atlamış gibi yaşayacağımız bir döngü. Devletle ilgili beklediğiniz iş evrağınız, devletle ilgili af bekliyorsanız, ailenizde sıkıntılı bir insan varsa, cezaevi konuları ya da haciz evreleriyle ilgili bunları aydınlatarak hanemiz ve iş kapımızın da rahatlığı söz konusu olacak. Bir de sevgili takipçiler, sevgili yengeçler, ödemediğiniz bir mevzu maaşınıza tank diye biri el konulabilir. Yani maaşınızın üçte birine el konulabilir. O yüzden ödemediğiniz, unuttuğunuz şeylere de dikkat edelim. Evet, bu ara evlenme planı ve evlilik hazırlığı olan, ev tuttunuz, hayırlı olsun. Mayıs sonuna kadar evlenip kendi mutluluğu balayı tadındasınız. Güzel şeyler size iyi gelecek. Şirketimizin de size destekleyeceği noktada motivasyonunuz daha çok artacak diyorum. Evet, serbest meslekte çalışan sevgili yengeçler için şunu demek istiyorum. Kazanç ve yenilik size doğru nokta. Özellikle hareketli geçireceğiniz kazançlar size ekstra kazançlar sağlayacak. Ama yerimizle ilgili ufak tefek değişiklikler, biraz daha enerjisini yükselteceğimiz, kendi ruhumuza da iyi gelecek adımları atarak hareket etmenizi istiyorum. Sizde kazanç var da korkuları yenin. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada da hem her iki tarafında maaşı ile ilgili renklilik, konum değişimleriyle ilgili beklentilerinizde olumlu ifadeler var. Yalnız bu ara çocuklarla vakit geçirin, onların psikolojisine dokunun, onlara biraz daha destek olursanız onlar da ayrı olduklarının farkına varırlar diyorum. Evet, yeni heyecanlı yeni ilişkiler renkli, ciddi ilişkilerde evlilik günü tarih belirlendi. Ama bu ara hani belirsiz bir ilişki, mesaj atacak mı, arayacak mı, dün aramıştı, bugün arar mı dediğimiz evrede biraz sen mi abartıyorsun, geri çekil, o seni zaten seviyor. Sen vıt vıt ediyorsun, devamlı üstüne gidiyorsun, o da sıkılıyor. Onu sık boğaz etme, arama, o seni arayacak diyorum. Bir de hiç ilişkim yok, ben ilişkiyi aşka ne zaman bulacağım diyorsanız, aşk enerjisi var yeryüzünde,
Siz o yeryüzündeki size verilen ikramı da göreceksiniz ama sanki Mayıs sonu gibi. O yüzden detaycısınız, ağzına, kaşına, gözüne, kirpiğine, rengine baktığınız için daha sizin bu alanda duygunuzu heyecanlandırması gereken kişinin ay sonu olarak gözüküyor. Tabii ki duygularınıza da iyi gelecek. Nişan atılması gereken bir çift var. Cesaretiniz yok. Her iki tarafta birbirini kırmak istemiyor. Artık o nişan atılmalı. Yani boşuna aynı düzende ve her iki tarafında uyumsuz enerjisinde ama burada bir tutku var, alışkanlık var. Bu yüzden bitiremiyorsunuz. Bitirmeniz gerektiğini uyarım. Bir de evli çiftlerde çalışan çalışmayın fark etmiyor. Bu ara aldatılma konularımız evimize dahil olacak ve bu boşanma evremize sebep olacak. Kiminle flört ediyorsanız dikkat etmeniz gerekiyor. Dikkat etmediğiniz takdirde büyük kozlar ve büyük kayıplar yaşayacaksınız. Yani evli çiftleri olan kişilerin hani heyecan arayışı yüzünden hem evin bozulmasın hem ruhum iyileşsin diyorsunuz ama Allah katında günah. Günah mı? Aldatılmak günah olmayabilir ama başkasının hakkına izinsiz girmek en büyük günah olduğunu unutmamamız gerektiğini uyarıyorum. Bir de sevgili ev hanımları bu ara özellikle perde yıkanmaları, perde değişimi, perde ölçümleri böyle koşturmanız var evin içerisinde. Aynı şekilde de sanki hayatımızla alakalı ufak tefek değişimler söz konusu olacak. Mümkün olduğu kadar aile apartmanındaysanız kendinize yeni bir ev, yeni oluşum söz konusu olacak. Satmaya çalıştığınız aracınız ya da elinizden çıkartmak istediğiniz aracınızla ilgili de hayırlı bir evremiz var. Alerjim arttı vallahi, mevsimsel alerji, ses mes kısılıyor. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz, kan değerlerimiz, tansiyon ve şekerle alakalı noktalarımız. Bir de şöyle söyleyeyim, gece yarısı yemek nedir sevgili yengeçler? Yani ve yükselen ve ay burcu yengeç, duygusal açlığınızı yemekle değil, hani pilates, yoga, meditasyon size şifa olarak gelecektir. Bu açlığı doyurmak lazım. İleride şeker hastalığınız ve ayakta genetik yapımızda kemik erimesi ve yatalak konumlarımız var. Aile büyüklerimizde hastalık söz konusu olacak. Dikkatli olun. Sevgi ve mutlulukla kalın. Hoşça kalın. Sevgili aslanlar nasılsınız? Ne güzel değil mi sevgili aslanlar? Bol seyahat, bol enerji ve ruha ait her noktada da görmek istediğimiz hayatı görmeye başlayacağız. Yani iş yerinde de görünmüyorsanız görüneceksiniz. Alanınızla alakalı renklilik katmak istiyorsanız katacaksınız. Görev, konum, oluşumlarla alakalı kendi benliğiniz ve feda edeceğiniz bir beyin yapınız var. Bunu başardığınızda gerçekten müdür, daha üst düzey, daha konumlarımızla ilgili çok rahat kapılarımız aydınlanacak, affedersiniz. O yüzden de sizin yeniliklere hazırlıklı olun. Yeni masanız, yeni iş çevreniz, yeni oluşumunuz ve oluşturacağınız her nokta size ayrı bir renk katacak. Bence istediğiniz buydu, hak ettiğiniz de buydu. Şimdiden hayırlı olsun. Yani şu doğru mu dersek, evet şu doğru. Ekiple iletişim ve ortak hareket size ayrı bir güç kazandırıyor. Ama bu ara çevrenizde sizinle ilgilenen, sizin etrafınıza ışık saçtığını söyleyen güzel itiraflar ve bakan kişilerin duygu yoğunluğu yok. Aman onların aklını uymayın. O iş oyununa gelirsiniz, sonra o hakları ziyan edersiniz. Evet, yurt dışı ile ilgili mecbur seyahatlerimiz var ve bu seyahatlerde başarılı bir şekilde döneceksiniz. Stabil, sabit bir iş noktasındaysanız, burada aileye ait bir şirket varsa orada bir yenilik olacak. Patron değişimi, çocuklar gelebilir ya da aile büyüklerinde belli alanlar değişebilir ama siz oranın kalıcı insanısınız. Oraya emek verdiğiniz şekilde devam edeceksiniz. İş bekleyen ya da yeni iş başvuruları ile ilgili hala umut bekleyen sevgili aslanlar, ya siz de biraz bu ara hani yazı geçireyim, denizime gireyim, ruhumu iyileştireyim deme kafasına geçiş yaptınız. Burada çok iyi bir iş var. Çok da uzun soluklu kalıcılık gösteriyor. Bence tatili pazardan git,
pazartesi sabahı dönecek şekilde ayarla. Her yer deniz ama yaşadığın şehirde deniz yoksa gölete gir. Ne bileyim, kendine havuz yap. Çocuklar eskiden küçücük havuzlar yapardık. Ona yap, bahçende bir şey yap. Ama bu iş doğru gözüküyor. Yurt dışına yerleşmek ya da şehir dışına yerleşmekle ilgili yenilikler şirketimizin bize sunacağı imkanlarla alakalı. Şu an buna bir cesaretiniz yok. Evet, bu ara fotoğrafçılığa, bu tarafa, bu dönem sanata, bu ara müziğe ya da gitara, bu tarz sanatsal yeteneklerimiz, dans bile olabilir. Bu tarz kurslar size iyi gelecektir, enerjinizi değiştirecektir. Eğer devletle bağlantılı noktada bir kaos varsa sakın karışmayın. Çünkü buranın komple yöneticisi, burada bazı karışıklıklar var, ihbar var, burada bazı değişmesi gereken hani yolsuzluklar var. Bunlarla ilgili güvendiğiniz alandan daha dışarıda hareket edin. Geliş gidiş saatine, telefonlarınıza dikkat etmeniz gerektiğini uyarıyorum. Uyardım bile. Fotoğraf sanatına merakınız varsa marka olacaksınız. Fotoğrafçılık, çocuk fotoğrafı, ne bileyim, görsel fotoğrafçılıkla ilgili bu konular sizin için başarı. Bu ara sörf, deniz tutkunluğu olan sevgili aslanlar, gerçekten iyi bir eğitmen ve iyi bir eğitici olabilirsiniz, başaracaksınız. Evli çiftlerimizle alakalı son zamanlarda rutin gidiyor hayat. Her şey böyle sakin, sükunetli, her an her şey olacakmış gibi ama bence güzel bir dengedesiniz. Bu ilişki size huzur veriyor. Yeni ilişkiye başlayan sevgili aslanlar için ilişkiyi tanımak doğru nokta ama abartı, yani biraz ilişkinizle alakalı çok abartı konuşmalar. Aile, çevre, o düz ve sade anlatırsanız o sizi ruhunuzu sevdi. Alanınız, paranız, çevrenizi sevmedi. Ona biraz anlayış göstermenizi öneriyorum. Aynı şekilde de bitmeye çalıştığınız ya da kurtulamadığınız ilişkinin sizi fazlasıyla yoracağı, ailenize kadar zarar verme ihtimali çok yüksek. O yüzden dikkatli ve temkinli olmanız, aile büyüklerinize ya da çevrenize bunu ifade etmeniz lazım. İfade etmediğiniz takdirde sizden para isteyebilir. Yok oranız gördüm, yok buranızı gördüm diyebilir. Bir de şantajlar gündemimiz olabilir sevgili aslanlar. Telefonunuza bir şey gelebilir, annenize gelebilir, babanıza gelebilir. Ve bu şantajları saçma sapan paralar gidecek. Dikkatli olmanızı ve ailenize uyarmanızı istiyorum. Evet, bu arada da ani evlilik kararı veren aslanlar hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Güzel bir hayata adım attınız. Boşanmak davası olan, ayrılma içerisinde olan aslanlar da biraz daha bir an önce anlaşma yoluna girmek istiyorsunuz ama bir türlü anlaşamıyorsunuz. Bir türlü bu noktalarda bence ilişki çok fazla yıprandı. Yol ayrımı sizin için daha sağlıklı diyorum. Sevgili ev hanımları, çok yoğun bir tempo, ailenizin evi ya da kendi eviniz, devamlı bir temizlik, devamlı bir hijyen, o evi kapatıyoruz, bu eve yerleşmeye çalışıyoruz. O yüzden de biraz kemik ağrılarımız, vücut ağrılarımız yıpranmış olabilir. Rahim, göğüs ve üreme organlarımızla alakalı kistlerimiz olabilir. Dikkatli olmanızı istiyorum. Eşinizle alakalı da biraz eşiniz kalp kırmayı seven bir adam ama kalbi ve yüreği öyle değil. Bu elimizdeki ürün bu. Değişmesi için çok mücadele ettin. Bu kadar yoğundundu ama kalbi ve yüreği iyi bir insan. Bence bazen bazı şeyleri de kabul etmek lazım. Evde özellikle yatak odanız, vazayla ilgili ya da dolaplarla alakalı geniş alanlar yaratıp gömme dolap fikriniz olabilir. Ama bu bina yıkılabilir, satılabilir. O yüzden o netlik kavuşmadan böyle gereksiz bir alana girmenize gerek yok diyorum. Evet, sağlık olarak özellikle kadınların üreme organları, kistler, yumurtalıklar hassasiyeti söz konusu. Bir de gebelikle alakalı düşüncesi olan sevgili aslanlar, hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Yani sağlık bu konu. Erkeklerde belki kulakla alakalı, çocuklarınıza kulak alerjisi, duymada krizler olabilir. İhmal etmeyin, mutlu kalın efendim. Sevgili başaklar, evet. Sen ol, sır verdiğin insanları tekrar kontrol et. Oradaki kişilerin niyetini ve düşüncelerini çalmasına izin veriyorsun.
planların, iş planların, güvendiğin alanda sizin projeleriniz ya da fikirleriniz başkaları tarafından hızlı şekilde yapılıyor. Bu ara projeleriniz, alanlarınızla ilgili ser verip sır vermeyeceğiniz bir haftanın uyarısını yapıyorum. Çünkü neden? Çok başarılı olacağınız, kendi işiniz, alanınızla ilgili enerjinizin daha tavan yapacağı ve hatta ve hatta uzun süredir isteklerinizin size yeniden verileceği bir döngü olduğu için uyarmış olayım. Sonra Emine beni uyarmadı demeyin. Çünkü burada ne değişecek? Değişiminiz, para değişiminiz, işinizle alakalı rütbe değişiminiz, belirsiz giden işinizle alakalı noktalarda daha rahat nefes alma imkanları, yurt dışı başvurularımız ve iş gereği başvurduğumuz maillerimizle ilgili olumlu süreçler, içinizde kitap yazmak istiyorsanız ya da hayatınızı yazmak istiyorsanız doğru zamanın adımı, kendinize iş kurmak, yaratıcılığınızla ilgili fikirler yapmak istiyorsanız artık kendi beyniniz, kendi ruhunuzla o dengeleri kurduğunuz takdirde siz çok başarılı bir döngüye geçiş yapacaksınız. Ama maşallah iç kuruntu, kaygı, yerde sürünen hayal be dünyanızı, beyniniz sağ ve sol beyin birbirine karışmış. Neyi yönetmeniz gerektiğini ve mantıklı olup da duygusallığı nasıl ön plana çıkartın bunu düşünmemiz lazım. Duygusallık biraz daha geri, mantığımızı öne tuttuğumuz vakitte size 1,5 evde hayal ettiğiniz ev, hayal ettiğiniz araç fırsatları yaratıyor bu dönem sizin için. O yüzden bunu doğru değerlendirmeniz gerekiyor. Evet, devlet kurumsalla alakalı bağlantılarda çalışan takipçilerimiz ve sevgili başaklar, burada çok hareketli toplantı, koşturma mailler var olmasına rağmen şirketimizin ya da bulunduğumuz noktanın ekonomik krizleri var, endişeleriniz var. Onlar da ekonomik kriz yok. Sadece parayı şu an gündemde tutmak istiyorlar. Birkaç ay sonra şirket alanıyla alakalı yenilikler yapmak istedikleri için endişe etmeyin. Maaşlarınız doğru yatıyor. Biraz geçmişe dönük almanız gereken primlerle ilgili de endişeniz varsa yavaş yavaş bunlar hesabımıza yatacak diyorum. Ama yeni bir iş alanı bekliyorum. Olumlu mu emin ederseniz? Tabii ki olumlu. Gidin başvurun. Olumsuz bir şey görmeyin. Çok uzun süredir işsizseniz de bu sizin hiçbir yeri beğenmemenizle alakalı. O zaman kendine eğitim alanında astroloji eğitimi, kozmik enerji, bazı kurslar alarak kendi işini yaratman lazım. Çünkü sen hem emir altını sevmiyorsun ama disiplini de sevdiğin için ne istediğini bilmiyorsun. Artık kendini bu konuda geliştir. Yarım eğitimimiz, tamamlamak istediğimiz lisanslarımızla ilgili başvurularımız, başvurun, olumlu cevap gelecek. Başvurduysanız da istediğiniz ülkenin kapısı sizin için hayırlı. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada belki eşiniz bu ara evde dinlenmek isteyebilir. Yazın, baharın tadını çıkartmak isteyebilir. Böyle bir izin haftası var. Ama şu an aramızda herhangi bir kriz yok. Çocuk iletişimi, çocuk bakma, onunla ilgilenmedin, şununla ilgilenmedin, şu alışverişi yapmadın, bu istediğimi getirmediğimiz getirmediğin konularımız gündemde olabilir. Bu da geçecek kırgınlıklar yaratabilir. Evet, kardeşlerimizle alakalı bazı sorumluluklar, ortak iş bağlantımız varsa, aileyle ilgili ortak çözülmesi gereken noktada iletişimimiz daha keyifli olacak. Hatta birbirimize izin vereceğiz. Sen oraya git, ben buraya gideyim, ben bu işi yapayım, sen bu işi yap dediğimiz kaliteli evrede var. Ama aşk enerjisinde güzel bir ilişkiyi bozmaya ne gerek var? Mutlusun, huzurlusun, neyini güvenmiyorsun ya da ruh olarak ben alışamadım, bir kokusundan rahatsızım ya da rahatsız olduğunuz noktaları onu öğreterek anlatırsanız karşı taraf anlayışlı bir insan ve sizden de ayrılmak istemiyor. Bence biraz daha karşı tarafı değil, kendi tarzınıza bakıp karşı tarafı ona göre eleştirmenizi öneriyorum. Yeni ilişkiye başlayanlar için keyifli ama bu ara evlenme gelecek vaat eden ilişkilerimizde biraz daha bekleme kararındayız. Aileler, kendimizi daha çok tanımak istiyoruz. Ve kesinlikle ve kesinlikle biri anamın tarafı diyor, diğeri anamın evi diyor. Böyle ortada bir dengesizlik var. Onu çözmeden şu an bu evlilik tarihinde, çünkü buradaki kadın ve erkek aile, her iki tarafta ailesine ortak nokta bulun, ona göre. Onlar da size gelsin, o da size gelsin. Bu dengeyi sağlayın. Geçmiş ilişkinizle ilgili acı çektiğiniz noktada sanki o tarafın acısı sizi mutlu edecek bir olay yaşayacak ve şahit olacaksınız. Ufak tefek trafikte kazalar ya da bu tarz noktalarda dikkatsizliklerimiz olabilir. Daha dikkatli hareketler etmenizi öneriyorum. Sevgili ev hanımları,
Bu ara kafanız vallahi Plüton retrosu gibi olacaksınız. Yani ne istediğimizi sağlam istiyoruz, konuşmak istiyoruz. Karşı taraf bizimle konuşmak istemiyor ve geçmiş konularımızı gündeme getirip karşı tarafın hatalarını iyileştirmek istiyorsunuz ama o sizi dinlemediği için biraz daha zamanı var. Ama bu evlilik böyle gider ama siz bu evlilikte böyle mutlu değilsiniz. Karar sizin. Çünkü artık acı çekecek ruhunuz, bedeniniz. Yani artık beden hizmetçi gibi onu getir, bunu getir, şunu yap, şöyle yap, böyle yap denilmekten acayip derecede yorgunsunuz. Artık birinin sizin sevgisine haklı olduğunuzu söylemesine ihtiyacı var ama senin bu kocanın ailesi de senin bu tarafta hiç fark etmiyor. Sizi her zaman suçlu çıkartır. Görmeyin, duymayın. Ona göre yoga yapın, meditasyon yapın. Duymadığınız takdirde mutlu olacağınızı düşünüyorum. Sağlık olarak özellikle sinüzit, baş ağrılarımız ve özellikle ayak siyatiklerimiz hareket edebilir ve diş eti iltihabımız var. İhmal etmeyin. Sevgili teraziler, nasılsınız? Dengeyi tutmak, işinizi kaybetmemek ve alandaki insanları dengeli olması için dua ediyorsunuz. O kadar dengesiz bir ekibin içindesiniz ki sizin de dengeniz karıştı. Yani hangi alanı, yönetici mi, patronu mu, yanımdaki mi, yardımcımı mı ya da altımdaki mi dediğiniz bir evredesiniz. Burası bu hafta gerçekten bir kaos. Her yer yer yerinden oynayacak. Ama sizde bir zarar yok çünkü dengeyi kontrol ediyorsunuz. Ama burada artık mutlu değilsiniz ve buranın kazancı da, alanı da, insanları da sizin ruhunuza uymuyor. Alternatif beklediğiniz yerden haber var. Gözünüzü kapatın, o kapı sizin için hayırlı ve bereketli. Büyük bir firmadan farklı bir firmayla alakalı noktada geçiş yapmak istiyorsanız zaten şirket sizi çıkartacak. Biraz bekleyin, haklarınızı alın, öyle çıkın. Ne gerek vardı? Boşa yerine kovulana kadar idare et. Çünkü orada bir toplu param var, almak istiyorsun. Sen çıkarsan hakların ziyan olacak. Lütfen, lütfen bunu dikkate al diyorum. Evet, bulunduğunuz noktada da yer değişimlerinizle alakalı mesela şirketin ana noktasındaysanız başka bir bayisine ya da şirketin yurt dışı bağlantısı varsa orayla alakalı yoğun mailler, yoğun toplantılar, yoğun koşturmalar içerisinde olacaksınız ama sizin pasaportunuz, vizenizle alakalı bitmeye yakın durumlarımız var. Onları kontrol edelim. Bir de uzun süredir borçlandırma dediğimiz sistemler, kredi, vergi, emlak, araç borcunuzla ilgili dikkate almanız gerekiyor. Ödememiş gözüküyorsunuz. Sıkıntı olmasın. Ben de unuttum. Benim de ödemem lazım. Gerçekten unuttum. Evet, bir de devletle alakalı noktada ispiyonculara dikkat edin. İşinizde ispiyonculuk var. Yani özellikle bulunduğunuz bölüm bayağı bir ispiyoncu. Üst düzey ya da kaymakamlıkta çalışıyorsanız kaymakamınıza şikayet edeceksiniz. Belediyede çalışıyorsanız müdürünüze şikayet edeceksiniz. Hastanede çalışıyorsanız hastanenin yetkilisine şikayet edeceksiniz. O yüzden iş alanımızla alakalı noktada bu ara şikayetlere açık bir yön var. Bunları gözden kaçırmayalım. Kendi işinizi yapıyorsanız gerçekten oturttum, burası doğru bir iş, artık para kazanıyorum, doğru bir evredesiniz. Biraz daha genişletmek istediğiniz fikirleriniz var. Bence bu seçimi bitirelim, yıl sonunu görelim. Ondan sonra büyütmek istediğiniz alanları doğru bir alanda yaratabilirsiniz. Evet sevgili teraziler, şunu demek istiyorum. Eğer işsizseniz ve iş krizlerinizle alakalı olmaz dediğiniz kapıdan çağrılmanız var. Yurt dışı başvurusu yaptıysanız ve yurt dışına yerleşmek istiyorsanız olumlu cevabınız var. Özellikle çocuklarınız varsa ve çocuklarınızla ilgili yurt dışı kapıları bekliyorsanız onların da gerçekten yurt dışı ile ilgili olumlu evresi var. Korkmanıza gerek yok. Çalışan çiftlerde özellikle sevgili terazi hanımları, kocana ya da kocanla olan aranı, ananı anlatıyorsun, ananı huzursuz ediyorsun. Sevgili terazi beylerim, siz de aynı şekilde eşinizin ailesine kafayı taktınız. Takmanıza gerek yok. Sen onu da ve siz birbirinizi seviyorsunuz. Anlamsız kavgaları geride bırakıp çocuk planımız var. İkinci çocuk isteğimiz var. Ona odaklanalım. Evinizi değiştirmek istiyorsunuz. Ona ihtiyacınız var. Bırakın şu an. Siz bir ailesiniz. Evet aşk konusunda da kendim enerjimi kaybettim. Eski sevgilim gelsin. Onu çok özlüyorum. Kokusunu özledim diyorsanız geri geliyor. Gözün aydın. Ama yeni bir insan da var. Karar senin. Kararı sana bırakıyorum. Eskiciden misin,
Yenici bir insanı mı tanımak istersin? Yenici çok renkli, eskici aynı, değişmemiş, bilgin olsun. İlişkisi güzel gider ve gelecek vaat eden ve bu ilişkiyle alakalı eğitiminizi ya da iş hayatınızı ortak yol almak istiyorsanız sevgili teraziler, evet sevgili terazi, aşkı yaşayan sevgili teraziler, sevgiliniz sizi seviyor, kaybetmek istemiyor, evlilik planı var ama önünüzde çok uzun süre var. Birbirinize dürüst olduğunuz sürece bu uzun soluklu ilişki size hayat katacak, merak etmeyin, aile düzeni. Hatta birlikte yurt dışı planınız varsa bile Rabbim o kapınızı size aydınlık şekilde yazmış. Evlenmeye gün sayan sevgili teraziler, ya o aile çok zor. Sen de çok zorsun. Dilini tutacaksan o günü, gün saydığın güne mutlulukla git. Yoksa bir ay sonra elindeki yüzüğü atarsın. Doğru karar, doğru adımlar, ailen de uyarıyor. İnadın, inat dedin. Hayırlı olsun. Ya nasip diyelim. Ve nasibiniz bol olsun diyorum. Evet, bu arada sevgili gençler, eğitim süreçleriniz yaklaşmaya başladı. Biraz daha odaklanmanız lazım. Dışarı etkenlerden fazla etkileniyorsunuz. Biraz daha mantığımızı ön plana yaratmamız lazım. Sevgili ev hanımlarım, bu ara kurslara merakınız var. Astroloji eğitimi almak, kozmik enerji. Lütfen yapın, çok yeteneklisiniz. İnsanlara dokunmak, şifacı olmak, bir şeyler öğretmek istiyorsunuz. İşe yaramak istiyorsunuz. Bu kurslarla işe yararsınız. Kendinize meslek edinirsiniz. Kocanızın zaten pintiliğinden dolayı bir türlü haklarınızı yarım veriyor. Bu da sizi mutlu ediyor, mutsuz ediyor. Bir de evliliği muhteşem olan çiftlerde eşiniz ya da siz eşinize araçla ilgili ortak karar vererek doğru bir araç satıp araç alma niyetiniz de hayırlı gözüküyor. Ama unutmayın, şans rızkınız var. Evinizle ilgili taşınma konumuzda doğru ev anahtarı da bulacaksınız. Yalnız binada çok mu gürültü var? Binada çok mu yaşlı var? Binada çok mu çocuk var? Bina maşallah çok hareketli. Bu hareketlilik sonra sizi depresyona sokmasın diyorum. Evliliğinde kriz ve bu uzun soluklu boşanamayan, yine boşanamayacaksınız. Boşanmanız için 2027'ye ihtiyacınız var. Hep ertelenecek, hep ertelenecek. O yüzden gerek yok. Sağlık olarak özellikle üreme, yani regli dönemlerimizde, sevgili hanımların regli dönemlerinde bazı sıkıntılar olabilir. Kontrol dönemi. Bir de gerçekten nefes almak, alerjik öksürük noktamız olabilir. Kalp ve damar ve akciğerlerimizi kontrol etme vakti. Bir de her şeyi biliyorum kafasından çok, biri size yardım etsin artık. Siz birine yardım etmeyi bırakın diyorum. Mutlu kalın efendim. Sevgili akrepler, nasılsınız? Tabii ki abone olacaksınız. Tabii ki yorum yapacaksınız. Tabii ki paylaşacaksınız. Paylaştıkça büyüyeceğiz. Ve ben, bana da destek olun lütfen yani. Havalı olun biraz ya. Ben havalı bir insanım. Evet sevgili akrepler. Suskun, gizemli, böyle insanları merak ettireceğiniz. Nereye gidiyor? Ne iş yapacak? Bu işi başaracak mı? Gerçekten böyle mi olacak diyeceğiniz bir hafta ve çevrenizdeki fikir ayrılıkları, ben biliyorum, ben yaparım dediğimiz her şeyi başaracaksınız. Neden başaracaksınız? Çünkü siz onları hak ettiniz. Tırnaklarınızla, mücadelenizle kendi haklarınızı geri alacağınız için hak ettiniz. O yüzden kimin ne dedi değil, senin fikirlerin benim için önemli. Korkmanıza gerek yok. Kurumsal bir firmadan telefon, haber beklentiniz, mülakatınız gözüküyor. Kurumsal bir alandaysanız değişimlerle ilgili biraz daha vaktiniz var. Ama o dönüştürdüğünüz ve zihninde oluştuğunuz o masa, o konum size teslim edilecek, merak etmeyin. Az daha sarılız. Zaman, peki ne kadar zaman derseniz, Eylül'e kadar zaman, orası sizin. Banka ya da banka kurumlarıyla finans alanında çalışıyorsanız ani değişimler, yer değişimi, şube değişimi, alan değişiminiz hareketli ve yoğun olacak. Haziran sonuna kadar da bu noktaları müdür yardımcısı olarak gidebilirsiniz, müdür olabilirsiniz, müdürseniz yeriniz değişebilir. Puanınız ve ödül evreniz size daha büyük bir evre yaratabilir. Stabil, sabit bir mekanınız, alanınız varsa kazancımıza renklilik ve alanın rengi de size iyi gelecek. Ve burada yeni insanlar, yeni çevre, kazanç yoğunluğumuz yüksek olacak. Ama bu ara ailenize ait bir binayı kendim restore edeceğim, kendim yıkıp kendim yapacağım derseniz orayı yıkmayın. Müteahhite de vermeyin. Oranın daha vakti var. Yer sağlam, zemin sağlam. Sadece vakti geldiğinde kendiniz yapın,
başkasına da yaptırmayın. Çünkü şirketten destek alarak yapmak istiyorsunuz. Gerek yok. Aile işiniz varsa, aile işimizle alakalı kardeşler, baba ya da kuzenler arasında iletişim problemi, biraz işe gitmemeler, mesafe evreleri var. Yanlış yapıyorsunuz. Burası sizin yeriniz. Küsün, masanızda kalın, işinize yapın. Kimseyle muhatap olmamanız gerekiyor. Devlette çalışıyorsanız, devlet kurumunla, hastane kurumu olabilir. Yani devlete ait kurumda olan ve devamlı birebir insanla iletişim hakimiyetinde olan sevgili akrepler, vallahi bulunduğunuz noktada çok sıkıldınız. Gerçekten yeni bir nokta istiyorsunuz. Yine devlet olsun ama daha sakin, memleket değiştirme. Olumlu müracaatınızı, başvurunuzu yaptığınızda gerçekten gideceğiniz nokta size daha sakin ve daha, bu kadar hareketli olup sakin alanı nasıl başaracaksınız bilemedim. Onu da böyle size soru işareti bırakıyorum. Unutmayın diyorum. Evet, çalışan çiftlerimizle alakalı noktada bu ara eşinizin yurt dışı ile ilgili gelecek teklifi, sizin de yerinizle alakalı istediğiniz bölümün gecikmemesi, kocaya kafayı takacaksınız. Gerek yok, sakin olun. Çocuğunuza takın. Onun eğitimi, dil eğitimi, piyano, keman merakı var. Bunlarla ilgili ya da spora merakı var. Bunlarla uğraşmanız lazım. Aşk fikriniz, heyecan fikriniz dorukta ve yepyeni bir insana baktığınız ilişki size ayrı bir enerji, ayrı bir ruh evresi yaratacak. Şans verin, o doğru insan. Ve yeni biten ilişkiler tekrar barışma evresindesiniz. Hatta ve hatta nişanı var ve nişan bittiyse de o aile ve siz birbirinizi tekrar şans deneyerek ilişkiniz evliliğe doğru gidecek. Hiç kısmeti olmayan, ay ben ablacığım bekliyorum yıllardır, her yerde kimse beni görmüyor, benim bu basiretsizliğim ne diyorsan, bu da senin seçim konumlarındayım. Saçma sapan insanlar seçip kalbin kırıldı, güven problemin var ve hala da o evreyi aşamadığın için kimseyi sana yakıştırmıyor değil, kimse seni beğenmiyor. Bu konuda ilişki terapisine giderek ilişkiler nasıl yaşanır ya da nerede hata yapıyorsunuz, amacınız nedir, bunu öğrenirsiniz, ilişki hayatınız olacak. Ama ben bekliyorum o beni bulur derseniz, evet bekleyin, nerede bulacak ya? Gidin kendinize değiştirin ilk önce. Yani o kadar hedefli olup, bu kadar saçmasa, geçmişte yaşadın, artık geleceğe, önüne bak. Yani geçmiş geçmişte kaldı. Geçmişle yaşasaydık, bugün o zaman ben oturayım. Ah annem ölmüş. Çocuğuma bir şey verebilir miyim? İşime bir şey verebilir miyim? Veremeyim. Geçmişte yaşadığımız her şeyi kabul etmemiz lazım. Kabullendiğimiz takdirde yeniliğe daha çabuk adapte olursunuz. Evet, bu ara evlilik günü tarihi yakın olanlar çok heyecanlısınız. Evinizi de tuttunuz. Altınlarla ev almayı, parayla da ev almayı düşünüyorsunuz. Biraz acele etmeyin. Yıl sonu ve 2024'te bu kararı vermeniz daha hayırlı. Bir de şu ev niyeti olan sevgili takipçilerim, alacaksınız ama biraz daha şu dönemi bir atlatırsak, çünkü emlak piyasası ne olacağı belirsiz, dolar piyasası ne olacağı, altın piyasası ne olacağı, seçim sonrası neler olacağı belirsiz, acele etmemeniz. Ama araç değişiminizi yapabilirsiniz. Bir de elektronik eşyalarda bilgisayar ya da telefon niyetiniz var. Değiştirmeniz sizin için hayırlı. Sevgili ev hanımları, bu hafta en sakin geçireceğiniz bir hafta. Çünkü geçen hafta kavga, gürültü, bilmem ne derken ev bir sakinlik, kendinizi dinliyorsunuz, kimseyle konuşmuyorsunuz. Özür dileyecekler, öyle konuşacaksınız. Haklısınız, özür dileyecekler de. Yani sizin ailede özür kültürü şöyle, ya benim karnım aç, bana yemek yapar mısın diyor. Ya da işte şunu verir misin demek sizin ailede özür dilemek. Öyle böyle ben özür diliyorum, hatalıyım diye bekliyorsanız yanlışsınız. Yani boşuna kendi kendinize oturduğunuz yerde acı çekersiniz. Yani hayatınıza ay kaldığınız yerden devam etmeyi unutmayın. Boşanma fikri olanlarda da çocuklarınızın eğitimiyle alakalı noktada beklentileriniz var. Çocuklar pedagogla konuşarak bu yol ayrımını yapacaksınız. Yalnız bir ailede şiddet, evli ve uzun soluklu ailede şiddet, yalan, aldatılma konuları çok sert olacak. Güven, git devlete sığın, zarar görmeden hayatına bak. Göz alerjimiz olabilir, göz kuruluğu olabilir, sinüslerimiz ve ağız aflarımız olabilir. Dikkatli olun, hoşça kalın efendim. Sevgili yaylar, nasılsınız? Yani nereden bileceğiz altın üstten daha kıymetli ya da kıymetli olduğunu deyip söze başlıyorum. Alt üst olmuş bir iş temponuz var. Dağınık
ilişkiler ve insanların vurdum duymaz tavrı, alandaki rahatlık, alandaki tavırlardan o kadar bıktın ki önemli kararlar verip alanı terk etmek ve yeni başlangıç istiyorsun ama şu an o zaman değil. Biraz daha sakin bekle. O bulunduğunuz noktadaki ekip dağılacak, yönetim dağılacak ve siz yerinize, eski düzeninize, eski alanınıza daha rahat bir şekilde kavuşacaksınız. Yani hiç olmadığı kadar derin derin nefes alarak sakin ol, et Allah'ım, sakin et Allah'ım diyerek haftayı geçirmenizi temenni ediyorum. Kurumsal alanlarda farklı beklentiler ve ya dışarıdaki yoğun tempo, koşturmalar ya da elektronik alanlarda bağınız varsa gerçekten hem dışarıda hem yurt dışında bağlarımızın daha yoğun olacağı, buradaki konuşmalar, yapacağımız işler, projeler alanımız için büyüme noktası. Şirketiniz bölümlere ayrılacak. Siz bir bölümün yöneticisi olacaksınız. O yüzden bu dışarı ve içeri işlerinizde odaklanın. Fazlasıyla haklar, düzenler belirlenecek. Yani bölümünüz, yönetmek istediğiniz yer size veriliyor. Sadece ve sadece şu alt üst olmuş düzende değil, bedenimiz alt üst olmadı, beynimiz odaklanması lazım. Eğer ki devletle alakalı iş beklentiniz, bu kapıyla alakalı kurumsal devlet alanında bağlantılarda çalışıyorsanız, devlet alanına geçmek istiyorsanız, olur. Burada bir erkeğin desteği, yöneticinizin desteğiyle o kapı size hayırlı ve uğurlu olacak. Büyük kurumsal firmada yer değişimleri, alan değişimi, işçi çıkartılmaları var. Siz temkinli olun. Yedek iş bakmanızı da öneriyorum. Bilginiz olsun. Kendi işiniz varsa avukat olabilirsiniz, doktor olabilirsiniz, kendi güzellik merkezleriniz olabilir. Gerçekten para kazanma, güçlenme, ismimiz, ünvanımız, iş yerimiz çok daha büyük bir noktaya doğru iler. Stabil küçük bir yerde çalışıyorsanız sakin ve güzel ama sizi mutlu edecek bir hafta. Hani deriz ya çok şükür elhamdülillah, gerçekten çok şükür elhamdülillah diyeceğimiz bir hafta. İş konularımız, paramız, iletişim, diyaloglar, odaklanmalar daha renkli olacak. Özellikle de mühendisseniz ve bilim alanında bazı projelerdeyseniz lütfen o alana çok daha dikkatli olun. Ödül ve başarı ve Türkiye'yi temsil etmek istediğiniz bir noktanız olabilir. Bu noktanız da başarılı. Spor salonu varsa hani başka bir yerde de açmak isteyebilir. İsminizi patent yapıp satabilirsiniz de mümkün olduğu kadar iş bu hafta hani alt üst gibi gözüken her şey doğrulanmaya doğru gidecek. Evet, bir de çalışan çiftlerimizle alakalı noktada bu ara tatil planımız var. Hani senelik izinlerimizi biraz kullanmak istiyorsunuz. Canım nereye kullanıyorsunuz? Dur bir Mayıs sonu gelsin. Yani Mayıs sonunda kullanın. Çocuk ya da çocuklarımızın eğitimiyle ilgili bazı karışıklıklar var. Onların eğitimlerini, dil eğitimlerine ekstra yabancı bir eğitim alarak onları güçlendirmeniz lazım. Bir de evinizde çok değerli, çok yetenekli bir çocuk var. Onun farkına varmanız lazım. O çocuğu ziyan etmeyiniz efendim. Evet, bu ara ilişkiler, yani sevgilini terk ediyor ya sevgili yani. Hayırlı olsun. Uzun süredir içine yara veren sevgilin de barışıyor seninle. Ama böyle güzel gidiyordu, çok güzeldi, planlarımız vardı diyen ilişkiniz size veda edecek. Bu aslında dengesizliğinden veda edecek. Başka biri yok, sorumluluk almaktan korktu. İlişki ciddiye gidiyordu, sen baskındın. O bir sakinleşmek istiyor, ilişkin seni terk edecek. 15 gün sabredersen geri gelecek. Ama şu dırdırını, kadın erkek ayrımı yok burada. Bu baskıcılığını, bu ben biliyorum havasından çok ilişkiyi yaşamayı öğrenirseniz siz ilişki olursunuz. Birilerinin hayatını gasp etmek değil. İlişki iki bedenin aynı ruhta konuşmasıdır. Siz maşallah farklarının ruhlarında konuşuyorsunuz. Evet, gün evlilik plan yüzük alacaksınız. Evlilik teklifi hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sevgiliniz yurt dışındaysa, şehir dışındaysa yakında onu ziyaret etmek ya da o sizi ziyarete gelecek gözüküyor. Ve çok da güzel gelecek, sevgiyle gelecek, aşkla gelecek, merak etmeyin. Sevgili ev hanımları, kocanızın biraz ekonomik krizleri evi zorlamaya başladı. Senin evi yenilemek istiyorsun, her şeyi almak istiyorsun ama onun borçları, onun sıkıntısı, onun kederi evimize böyle bir nefes aldırmıyor. Yani şuraya gideceğim para yok, buraya gideceğim para yok.
Kenarda senin paran var. Yapmak istediklerini yapabilirsin. Özellikle de ailenin memleketi ya da eşinizin ailesinin memleketinde satılması gereken topraklar ya da sizin ailenizde satılması gereken konularımız gündemde. Şu an haneye para gelecek ama daha vakti var. Yasal süreçlerden çok anlaşmaya çalışın. Yasal sürece girersek maalesef eşimizin parasına muhtaç kalabiliriz. Ama sen çok yeteneklisin, çok başarılısın. İyi bir öğretici olabilirsin. Yaratıcısın. Yani iyilikler katarak meslek edinirsen sen de başarılısın. Biraz buna kalkmamız lazım. Basen genişliği, göğüs problemimiz, mide asitlerimiz ve mide fıtığımız olabilir. Dikkatli olun efendim diyorum. Dedim bile. Bir de çocuklarınızın dışarı aktif olduğu noktaları ve çevreleri kontrol ettirirseniz daha sevinirim. Çünkü oğlumuz biraz havalı, dışarıya dönük ve oğlumuzun takıntıları var. Gereksiz bağımlılığa girmesin. Sevgiyle kalın. Sevgili oğlaklar, hani deriz ya, ben hep bir iyilik edasındayım. Yapıyorum, yapıyorum. Artık yapmaktan da yoruldum, söylemekten de yoruldum. Yani bu çalıştığım insanların anlayışsız ruhu, bencil karakteri ve bir şeyleri yönetirken de içine eden yöneticilerine ve anlamayan insanlarla çalışmaktan o kadar bıktım. O zaman sen yönetici ol. O zaman yarım bıraktığın eğitimlerini tamamla. Bu firmada doğrusun ama eksik puanın olduğu için kimse seni kademe attırmıyor. Kendini yenile, dil eğitimini al, yüksek lisansını yap. Başarılısın ama konum değiştirmek için eksikliklerin var. Bunları görmen lazım. Yani kendimizi değiştirdikçe alanımızın ışığı, enerjisi yoğunlaşacak. O yüzden değişim zamanı. Kurumsal, çok büyük bir firmadaysanız konumunuzla ilgili beklentiler, hedefler ve şirketinizin size sunacağı imkanlar yoğun. Devletle bağlantılı bir noktada devam eden taşeron olabilirsiniz de yarı devlet, yarı taşeron olabilirsiniz. Bu noktada taşeron firmanızın dengesizlikleri olabilir, vaatleri tutmayabilir, işinize zarar getirebilirler. Siz devlet haklarınızı kontrol edin, firmanız biraz hani deriz ya pantrik yapacak, ne deriz, düz taban mı deriz, ne deriz, onu siz bulun, siz bulun söyleyin içinizden geleni canım, söyleyemedim dilim sürtüşü. O yüzden kendinizle alakalı alanlarımızda daha başarılı olmak isteyebiliriz. Yeni iş açmak isteyen, kendinize iş kurmak istiyorsanız hayırlı olsun. Ortaklı fikriniz, ortak düşünceleriniz varsa da mantıklı şekilde yapacağımız ortaklı işlerin altyapısını oturtacağız. Açacağımız alan başarılı, reklam ve sistem sizin yeteneğinizde, bu çevre ve alan sizde olduğu için bu iş size kazanç sağlar, korkmayın diyorum. Küçük bir alandaysanız yerinizle alakalı bazı insanların gözü var. Sizi gaza getiriyorlar. Yerinizi kontrol et. O senin yerinde gözü var. O yüzden de gereksiz fikirlerden uzak dur. İşten ayrılmak isteyen sevgili oğlaklar, ya alternatif noktadan tam güvenilir cevap almadın. En azından tam güvenilir cevap aldıktan sonra bu yeri bırak. Haklısın maaşın az. Haklısın haklarında isteklerine erişemiyorsun. Burada artık senin mutlu değilsin. Gitmen gerek. Geçmiş mahkemen, iş mahkemen bu konularımızın çok hareketli olacağı bir nokta ve ait olmak istediğimiz hakları da alacağız. HYT ile ilgili beklentiniz ya da devletten size gelmesi gereken paralarda bir olumsuzluk yok ama devletinizin bir arsanızın üzerinden yol geçireceği için kriz yaşayabilirsiniz. Az para verebilirler. Ailede bu konuşma olabilir. Dikkatli olunuz diyorum. Evet, bir de kardeş ve anne ve kardeşler arasında bir yiğici kardeşimiz var burada. Hep siz emek verdiniz, o yedi. O kardeşle artık evi sattırmaya çalışıyor. Lütfen en azından o ev hakkı ve aileniz mağdur kalmaması lazım. O yiğici haddini bildirin. İleride anne babanıza bir şey olduğunuzda zaten onunla krizler yaşayacaksınız. Şimdiden çözmeniz lazım. Neden? Gelecekteki haklarınızla, çocuklarınızın haklarıyla alakalı çözmeniz lazım. Bir de şöyle demek istiyorum. Yurt dışı başvurusu, oraya yerleşmek, bu konularınızla ilgili büyük mücadeleniz var. Evet, Eylül'e kadar yurt dışı kapınız ve yerleşim haklarınızı alacaksınız. Eğer vatandaşlık bekliyorsanız Türkiye'de yurt dışında
Haziran sonuna kadar imzanız atılacak. Merak etmeniz gerek, merak etmeyiniz efendim. O yolculuk size uğurlu ve bereketli gelecek. İstediğiniz yolculuğa da başlayacaksınız. İlişkide otorite olmak, ilişkiyi daha saygılı yürütmek istiyorsunuz. Maşallah senin ilişkinde pıt 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 her şeyi ben biliyorum gibi. Ama onu seviyorsun, onu kaybetme. Burası sizinle ilgilenecek insanlar, herkes sizi sevebilir, herkes size aşık olabilir. Gökyüzü ise gerçekten aşkı konuşturuyor. Artık sen de gözünü bir dört aç, gökyüzündeki aşkını aramaya başla. Eski ilişkinizde ufak tefek mesajlaşmalar söz konusu olacak. Hatta onun hayatında biri olduğunu duyacaksınız, çıldıracaksınız. Ama senin de hayatında biri var. Ondan gizliyorsun. Niye çıldırıyorsun? Onu anlamış değilim. Bu ara sevgiliniz sizi aldatabilir. Uzun soluklu çiftlere uyarıyorum. İlişkinizin tatlı tatlı erkek arkadaşlarına gidiyorum. Oraya gidiyorum, buraya gidiyorum diyorsun. Sevgilinizin kaşı gözü oynuyor. Ona göre kaşını gözünü yolun diyorum. Yolun ya, saç kalmasın, kaş kalmasın. Mümkün olduğu kadar. Evli çiftlerimizde şu bu hafta en sakin geçireceğiniz bir hafta. Çünkü burada ev taşınmanız, yeni bir bina konumuz, devamlı hareketli yeni eşyalar olduğu için şu an kavgadan çok evinizin enerjisindesiniz. Ama karı koca hayatınızda uzun süredir sorun var. Bunu görmeniz ve bunun farkına varmanız lazım. Farkındasınız ama nasıl adım atacağınızı bilmiyorsunuz. İlişki terapisine ihtiyacınız var, unutmayın. Boşanma fikri olanlar acayip derecede birbirinize hakaret boyutundasınız. Gidin ananızın evine gidin. Kadını burada rahat bırakın ve kadın bir nefes alsın ve hakkını ver. O kadar emek verdi, o kadar mücadele verdi ve o kadın ailesinin parasına güveniyorsun ve o kadına hak vermiyorsun. Yani bilemedim. Kadın çok değerlidir. Anneniz de bir kadın. Siz de bir anneden geldiniz. Unutmayınız. Sağlık olarak özellikle bağırsak enfeksiyonlarımız, kalın bağırsak enfeksiyonlarımız ve hani var ya sistit oluruz ya, devamlı çişimiz varmış gibi hissederiz. Bu noktalara dikkat ederseniz hassas bölgemiz, bu ara ayaklarınızı üşütüyor olabilirsiniz, mikrop kapmış olabilirsiniz, ayak mantarlarımız, mantarlar hareketimiz var, bir de saç egzamamız sıkıntılı, dikkatli olun. Sevgili kovalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çünkü yapılan sizin iş konularınızla ilgili haksızlıklar, kazancınızla ilgili zorlanma ve bu haftayı nasıl geçiririm, ödemeleri nasıl yaparım, o nasıl ifade ederim kendimi, neden yanlış anlaşılıyorum diyerek kendinizi yiyeceksiniz. Aslında işinizde bitirmeniz gereken bir sürü iş projeleriniz var ve beklenti içerisinde olduğunuz noktalarınızla ilgili de yavaş yavaş olumlu süreçlere geçiş sağlayacaksınız. Sadece siz kendinizle ilgili nerede yanlış yaptım, amaç sorunları çözememekle ilgili krizlerimiz var. Bu da geçmiş iş hayatımız, geçmiş sizi yoran insanlarla alakalı noktada. Bunlarla bir toparlanıp alanımıza, düzenimize daha rahat, daha sahip çıkmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Yeni atamanız, yeni işiniz hayırlı olsun. Uzun süredir iş bekleyenler için daha farklı tesadüf işler, yeni görüşmeler, yeni olumlu süreçlerimiz olacak. Biraz daha ne yapalım? Gittiğimiz noktaya kendimizi enerjik gösterin. Pestil gibi gitmeyin, daha dikkatli gitmeniz lazım. Devlette çalışıyorsanız bulunduğunuz noktanın gerçekten yorucu ve yoğun ve evraklar, koşturmalar, yeni alanlar, yeni oluşumlarla ilgili yük binecek omuzlarınıza, size inanıyorum, başaracaksınız. Kurumsal alanda çalışıyorsanız ekibinizle alakalı yanlış anlaşılmalar, yanlış hataları hızlı ve seri şekilde toparlayacaksınız. Yalnız mesajlaşmalar, toplantıların size kriz yönetimi için doğru bir hafta. Ya yeni çevre, yeni iş alanında oturtacağımız alanlarda da bize ayrı bir renk ve iş teklifleri gelebilir. Bunları göz önünde bulundu. Yerimde değişim olacak mı diyorsanız gerçekten olacak. Ama bazı alanlarda yer beğenme, hani belki bu yeri istiyorsunuz ama size şu yolu verecekler, ondan sonra o yola geçeceksiniz. Yani oraya giderken ırım kırım etmemeniz lazım. Hedef orasıydı, geçici buradasınız, sonra oradasınız, unutmayın diyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız bu ara para
arayışlarımız, ödemelerimiz, krizlerimizin daha yoğun olacağı bir nokta. Cuma'ya kadar bu ödemelerinizi halledeceksiniz. Çekiniz, senediniz ya da bankada herhangi bir uyarı almadan halletmiş olduğunuz gözüküyor. Korkmayınız. Bir de özellikle annenize ait bir paranız var. Onu da iş yerine harcadınız. Bu ara ananız ya da ablanız bu parayı isteyecek. Panik yapmayın. Kredi hakkıyla onu çözeceksiniz. Endişe etmenize gerek yok diyorum. Stabil. Yani sekreter olabilirsiniz, bekçi olabilirsiniz, çaycı olabilirsiniz. Bu ara size yardım etmek isteyen, maddi manevi size destek olacak insanlar yüzünüzü güldürecek ve üzerinizdeki yük bitmiş olacak diyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle beklediğiniz yurt dışı seyahatlerinizde ertelenme, bulunduğumuz noktadaki yoğunluk, gelecek yeni insanlar yüzünden ertelenmeler olsa da siz oraya gideceksiniz, merak etmeyin. Evet, yeni ilişkiler, yeni aşklar, yeni mutluluklar gayet size iyi gelecek. Tanış, yeni çevre, yeni oluşum, eğlence gerçekten aşkla sizi kucaklandıracak. O yüzden bu ara gittiğiniz her noktada sizinle ilgilenen ya da sizinle ilgilendiğiniz insanlar size doğru iletişim yaratacak. Çok ciddi bir ilişkiyle ilgili karar aşamındasınız. Sağlıklı karar vermenizi istiyorum ve ilişki terapisine gitmenizi istiyorum. Çünkü pişman olacaksınız. Sonra giden, özür dileyen sizsiniz. Hem bitirmek istiyorsunuz hem bitirmek istemiyorsunuz. Ne istediğinizi bulun, ondan sonra ayrılık kararı vermenizi öneriyorum. Bu ara çok güzel giden ve artık evlenelim tarih belirleyen çiftlerde acele etmeyin. Zaten size Allah yazmış. Terk edilmeyecek, yalan yok, birbirinize aitsiniz, korkmanıza gerek yok. Geçmiş ilişkilerle ilgili haber bekleyen, karşılaşır mıyım, bana bir mesaj atar mı, unuttu mu, beni hala mı seviyor diyen sevgili takipçilerim, o unuttu be sizi. Sen unutmuyorsun, unutsana niye kafana yazdın onu, kazıdın böyle yani. Müslüm Gürses dinle o zaman, ne yapayım ben sana yani. Neyse sinirlendim bir an. Bu arada da evinizde bekar, ya da evinizde evlenmeyi düşünen evladımızın hayırlı bir kısmeti var. Ezan okunuyor, sonra devam edeceğim. Evet, ezan bitti. Sevgili kovalara devam. Evli çiftlerimizle alakalı noktada da özellikle bazı çözemediğimiz gerginlikler, kendimizi doğru ifade edemediğimiz saçmalıklar var. Ve ne istediğimizi biliyoruz ama karşı taraf sert ve öfkeli ve devamlı gergin olduğu için ve koltuğa yapışmış gibi yaşadı. Kumanda elinde olduğu için siz görünmüyorsunuz. Görünmeyeceksiniz. Eşiniz bu yapıda ve aileden de çektiğiniz eziyet, yorgunluklar dönem dönem vücut evrelerimizi yansıtmış. Psikolojimiz bozulmuş. O yüzden biraz daha kendimi psikolojik olarak destek, kozmik enerji alabilirsiniz. NLP alabilirsiniz, ruhunuza iyi gelebilir. Ama bir ev mevzusu, bir binanın yıkımı ve çözülmesi gereken haklarınızla alakalı noktada da eşiniz çok büyük bir mücadele edecek. Kardeşleriyle alakalı sorunlarını çözecek. Eğer sizin kendi miras konularınız da var ama sizin haklarınız ve topraklarınızla alakalı noktada haksızlığa uğrama şansınız yüksek. O yüzden avukat, o yüzden hakkınızı savunacak doğru insanı bulmanız lazım. Sağlık olarak özellikle kan değerlerimiz düşebilir, baş dönmelerimiz söz konusu olabilir, ihmal etmememiz lazım. Saç dökülmemiz de gündemimizde, mevsimler değişiyor, vücut enerjimizde lekelere dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, çocuklarımız ve üniversiteye girecek sevgili gençler için aşk kafasından çıkın, odaklanmanız lazım. Odaklanmadığınız takdirde notunuz aşağı doğru çıkıyor. Bir de çocuğumuzu yurt dışı ile ilgili yazın planladığınız vizesini, konusunu başvurun lütfen. Sevgi, mutluluk, huzur, yorum yaz, beğen, kanalı büyütelim. Hoşça kalın. Sevgili balıklar, nasılsınız? Evet, bu ara gezme ruhunuz, araştırma ruhunuz, yeni yerler öğrenme ruhu, keşif ruhuna geçiş yapacaksınız. Hiçbir şey tesadüf değil. Keşifler bile insana yenilikler katar. Mümkün olduğu sürece planladığımız evreleri kontrol ederek gidelim
diyorum. Evet, geçmiş işlerinizden yeni teklif gelebilir. Beklenti içerisinde olduğunuz iş konularınızla ilgili hızlı haberler, yenilikler var. Karar sizin diyorum. Aynı şekilde bulunduğunuz noktada uzun süredir çözümsüz konularımız ve şirketimizin rahatlama ve şirkete beklenilen para girmiş olacak. Birikilen paranız, yarım verilen paralarımız bize iade edilmeye başlayacak gözüküyor. Yer değiştirmek, mekan, farklı bir alanda iş beklentiniz varsa olumlu diyaloglar ve olumlu haberler size ayrı bir renk katacak. Artık karar verin. Ceketiniz elinde, yeni anlaşmanız önünde, masaya imzayı at ve git diyorum. Büyük bir kurumsal firmadaysanız, gerçekten toplantı, yoğunluk, hareket olsa da sizin dışarıdaki işlerinizin daha yoğun olacağı için iç ortamdan haberiniz olacak ama dış kontrol sizin hakimiyetinizde olacak ve güçlü şekilde firmamıza kendimizi ispatlayacağız. Devletle bağlantılı noktada çalışıyorsanız ve bu noktalarla alakalı yenilikler arayışı içerisindeyseniz orada hiçbir şey değişmez. Sen değiş, sen iste, sen başar. Ve özellikle asker ya da polis ya da savcı ya da hakim, yani devletin üst rütbe konumları seçiminde olabilir, meclisle alakalı bağlantı, başarı odağınız var. Korkmanıza gerek yok. Hedeflediğiniz noktaya doğru adımlarla ilerleyeceksiniz ve ünvanınız da tekrar hayatınıza geri kazan. Geçmiş mesela bir şeyle suçlanıp iş iadesi beklentiniz varsa bu iş iadelerinizle ilgili dosyada olumlu, sadece tarih ve zaman bekleyeceksiniz, merak etmeyin. Özellikle erkek çocuğunuz varsa bağımlılıkları olabilir. Dışarıda arkadaşlarınızı, arkadaş çevresine şimdiden mesajla, bilgisayarda bunları kontrol etmenizi öneriyorum. Evet, çalışan çiftlerimizle alakalı noktada da gayet güzel bir döngü. İşinizi büyütmek, daha büyük planlar içerisindesiniz. Ortak fikirleriniz var, ortak ticaret yapma evresindesiniz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ama kendinize ait bir şirket varsa buranın komple bir restorasyon olması gerekiyor. Ve bu restorasyonla birlikte yeni alan, yeni oluşumlar yaratarak buraya kazancımızı arttıracağız. Devretmeye çalıştığımız, elden çıkartmaya çalıştığımız bir iş yerimizle ilgili güzel ve doğru fiyatla anlaşmamız da var gözüküyor. Dedim de, diyorum bile. Çalışan çiftler, çocuklarınızla ilgilenmeniz gerekiyor. Dedim. Aşk, illaha da aşk diyorsunuz. Evet, aşk var. Ama siz aşık olabiliyor musunuz? Siz sevebiliyor musunuz? Deniyorsunuz, sıkılıyorsunuz. Deniyorsunuz, sıkılıyorsunuz. Deniyorsunuz, sıkılıyorsunuz. Bence sizin bu sene aşktan çok para, araç, yatırımlarla alakalı evreye daha dikkat etmeniz daha hayırlı olacak. Ama şunu söyleyeyim, tesadüfen tanıştırılacak ve birileri size tanıştırmak istiyorsa mutlaka koşun, tanışın. Çünkü o insanın fikri size uyacak. Geçmiş ilişkinizle alakalı noktada hatalarınızı kabul ettiğiniz sürece o sizi affedecek. Ama siz hatanızı, siz inatçı yönünüzü, ben haklıyım kavgasını geride bırakmanız lazım. Çünkü o haklıydı, siz suçluydunuz, onu suçlu yaptınız, kendinizi haklı göstermeye çalışın. İyi giden bir ilişkinizle ilgili aşk enerjimiz daha yüksek, birbirimize daha kaliteli vakitler, seyahat planlarımız, yazın daha çok planladığımız noktalarımız var. Güzel, iyi gidiyor. Hatta aile tanışabilir, çevrede dostlarınızı tanıştırabilirsiniz ve ilişkiyle ilgili fikirler alacaksınız. İlişkiye nazar değmez, tanıştırın. Hatta bu ilişki daha büyüyecek. Tanıştır herkese, korkma diyorum, dedim bile. Bir de kalbinde beni düşünen, beni seven biri var mı diye soran, bazı balık enerjisinde, evet o sizi seviyor ama çaresiz, aileler, çevre birbirimize çok zarar verdi. O seni sevdi, aşık oldu, yol ayrımı oldu. Sen de onun seni sevdiğini bil, sen de onu seviyorsun. Ama yol ve kader bize ait değil. Bunu bilirsek daha mutlu oluruz. Sizin de hayatınızdaki insan doğru, ona odaklanmanız gerekiyor diyorum. Evlenme kararı içerisindeyseniz hayırlı ve uğurlu olsun. Doğru bir evredesiniz. Hatta Temmuz'u coşkuyla bekliyorsunuz. Ağustos'ta balayınız var. Hayırlı olsun. Yurt dışı ile ilgili yerleşmek, yurt dışında yaşıyorsanız bunlarla ilgili bazı fırsatlar size olumlu cevaplar içerisinde. Hatta yurt dışında şirket açmak, aile şirketi ve orada en azından kapılarımız olsun diyen sevgili gençler, olumlu bir karar verdiniz. Ama eğitiminizle alakalı noktada da tamamlamanız gereken evreleriniz var. Bunlara da dikkat edelim diyorum. Sevgili ev hanımları, mutluluk ilk kez yaşayacağınız bir tatsa eşinizle konuşmayı öğreniyoruz bu hafta.
tartışmadan çok, evet hatalıyım diyecek, sen de hatalıyım diyecek, evliliğimizi, düzenimizi yumuşatmaya çalışacağız. Ama ters konuşmalı olan, özellikle eşinizin Karadeniz ya da İç Anadolu bölgesindeyse, onun agresif tavırları sizi yıpratıyor. O öyle ama çocuklarına, evine çok doğru bakan bir insan. Haklısın, bir de çok konuşuyor, susmuyor, bıktın. O he he demekten de bıktın ama sen de onsuz yapamazsın. O yüzden kendini geliştirecek kurslar, yenilikler katabilirsin. Özellikle ve özellikle banyon, küçük banyon. Özellikle çamaşırhane gibi bir yer yapmak istiyorsun evinle ilgili. O bölümü çözmeye çalışıyorsun. Yaz-kış kullanabileceğin alan. Evin darana, evi sat, yeni bir yük al. Anca o şekilde olur. Bir de satmaya çalıştığımız yeni araç alma fikrimiz var. Doğru, olumlu, hayırlı yapabilirsiniz. Sağlık olarak göz alerjimizle ilgili ve son zamanlarda hani yağ bezeleri ya da ciddi kaşıntılar ve kızarıklıklar söz konusu olabilir. Cilt bir şeye reaksiyon veriyor. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Ama en güzel şey hafta sonu ilişkinizle geçireceğiniz çok keyifli sohbet. Aileyi de, çevreyi de mutlu edecek. Baba küskünlüğünüz ya da erkek kardeş küskünlüğünüzü geride bırakmanızı, bağları güçlendirmeniz gerektiğini söylüyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın.